Hak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün teknoloji ve yatırım teması altında startuplar neden başarısız olur sorusuyla alakalı 12 tane madde üzerinden konuşacağız. En son bu seride yaptığımız çekimde startupları uyarılar demiştik. Ondan sonra tabii çok ciddi gelişmeler oldu genel olarak hem hisse senedi piyasalarında hem de işte startup dünyasında birçok haber akışıyla karşılaştık. Şimdi bunu genel olarak bir potada eritmek gerekirse ilk başta size bir grafik paylaşmak istiyorum. KPMG'nin PitchBook'la beraber hazırladığı bir çalışma bu. Global bazda girişim sermayesi yatırımların miktarlarını gösteriyor bu grafik bize. İkinci çeyrekte 2022'nin ikinci çeyreğinde global bazda 120 milyar dolarlık 120,2 milyar dolarlık girişim sermayesi yatırımı olmuş. Yani startuplar totalde bu kadar bir para almış operasyonları ve büyüme stratejileri dahilinde. Tabii bunu birinci çeyrekte karşılaştırdığımızda birinci çeyrekteki rakam 165,3 milyar dolardı. Yaklaşık %27'lik bir erime söz konusu. Bu çok ciddi bir miktar. Benim açıkçası dikkatimi çeken nokta ise aslında yatırım fonlarının parası yok değil. İşte boşta duran ciddi miktarda bir para var. Ama bunu startup dünyasına aloke etmekte daha çekingen davranmışlar. Bununla alakalı olarak da zaten son videoda neler yapılması lazım ki fonlar startuplara yatırım yapması ile ilgili daha rahat olabilsin. İşte yatırım komitelerinden bu kararları daha rahat geçirebilsin noktalarını paylaşmıştık sizlerle. Dolayısıyla ciddi bir erime söz konusu. Hatta 2021'in dördüncü çeyreğine göre baktığımızda hani 207 milyar dolarla karşılaştırdığımızda hani %40 diyebileceğim neredeyse bir erime söz konusu. İkinci çeyrekteki toplam yatırım miktarının 2021 dördüncü çeyreğiyle kıyaslandığımızda. Tabii ne oldu bu süre zarfında? Yani kurucular birdenbire o havalı durumunu mu kaybetti ya da işte tüketiciler birdenbire teknoloji kullanmayı mı bıraktı? Hayır, çok basit bir tema altında şöyle özetleyeyim. Fed'den tarihi bir pivot geldi. Yani 2021 Kasım ayıyla günümüz zamanına geldiğimizde parasal genişlemeden parasal sıkılaşmaya tarihi hızda bir pivot geldi. Bu da tabii neye yol açtı? Reel getirilerin yükselmesine yol açtı. 10 yıllık reel getiriler Amerika'da işte hatta şuradan Bloomberg üzerinden de bunu size göstereyim. Buradan hemen açalım reel getiriler grafiğini. 10 yıllık reel getiriler Amerika'da şöyle görüyorsunuz. Kasım ayında eksi 1,2 bölgesinden şu an günümüze geldiğimizde artı 0,40'lara kadar yükselmiş durumda. Tabii burada işte ikinci çeyreğin sonuna doğru giderken 0,75'ler dahi görüldü. Yani reel getirilerin yükselmesi risk spektrumunda görece en riskli diyebileceğimiz ama getirisi de en çok olan grubu net bir şekilde negatif etkilemiş durumda. Bunun dışında hani global olarak tabii fonlama miktarı düştü ama biraz daha detaylara inersek karşımıza ne çıkıyor diye baktığımızda farklı farklı finansman roundlarının bu ne demek? İşte bir şirket bir startup kurulma aşamasındaysa, bir fikir aşamasındaysa işte seed deniyor bu tohum işte yatırımı. Daha sonra bir ürün geliştirdiğinde işte seri A noktasına geliyor. O ürünü ürünle pazarı
buluşturduğunda seri B noktasına geliyor. Operasyonlarını ölçeklendirme noktasına gittiğinde C'ye geliyor. Daha sonra global olarak büyümeyi düşünüyorsa D'ye geliyor vesaire vesaire. Yani bu birebir böyle yapılacak bu tanım diye bir kaide yok. Ama bir örnek olarak size işte melek round nedir? İşte tohum roundu nedir? Seri A nedir? Seri B nedir? C nedir? D nedir? Vesaire bunu özetlemeye çalıştım. Bu roundlardaki değerlemelerde gerilemeler var ama ciddi boyutta bir düşüş şu noktada söz konusu değil hala. İkinci çeyrek kapanışı itibariyle ve Amerika pazarının startup dünyasında global taraftan çok daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bir diğer önemli nokta bu unicornların finansman roundları, yeni finansman seviyeleri ve aldığı miktarlar. Biliyorsunuz Fed'in sert pivotu öncesi unicornlar çok ciddi olarak neredeyse her gün finansal medyada konuşuluyordu. Yani işte şu kadar unicorn olduğu, işte üniversiteden daha 4 sene önce mezun oldu ama bilmem kaç milyar dolarlık şirketin şu anda kurucusu vesaire, bu tür haberler çok görüyorduk. Unicornlarla ilgili finansman roundlarında, finansman süreçlerinde ciddi olarak bir yavaşlama söz konusu. Yani şu gördüğünüz mavi çizgi unicorn aktivitesini gösteriyor. Yani unicornların aldığı paralarda kaç tane bunu anlaşmadan aldığını gösteriyor. Görüyorsunuz yani dördüncü çeyrek, hatta üçüncü çeyrek, hadi dörde de katalım bunu, 2021'in dördüncü çeyreği, ama 1 ile 2'de çok sert bir geri çekilme var. Aynı zamanda topladıkları para miktarlarında da ciddi olarak erime var. Tabii bu biraz yumurta tavuk ilişkisinden de geliyor. Bunun diğer tarafına bakacak olursak, buna yatırım, bu unicornlara yatırım yapan fonlar bunları elinden çıkartabiliyor mu diye sorgulamamız lazım. Orada da gidiyoruz işte girişim sermayelerinin desteklediği startupların halka arzları veya başka şirketler tarafından satın alma aktivitelerine baktığımızda, bakın dördüncü çeyrekte hala yukarıdayız ama 1 ile 2'de çok sert bir gene geri çekilme var. Yani startupların exit dediğimiz işte girişim sermayesi fonlarından çıkış oranları azalıyor. Bu da gayet normal. Amerika tarafında veya diğer işte Avrupa tarafında, Asya tarafında yeni halka arz, teknoloji halka arzları ile ilgili ciddi olarak bir yavaşlama söz konusu. Haber, bununla ilgili haberler dahi uzun zamandır almıyoruz. Buna bağlı olarak tabii ki girişim sermayesindeki portföylerde bulunan bu unicornların çıkışı da olmuyor. Bu bir miktarda tabii değerlemeleri de ilgilendiriyor. Bunu niye söylüyorum şu anda? Buradan bir noktaya daha geçmek istiyorum. Halka açık olan taraftaki şirket değerlemeleri düştükçe, yani çarpanlar geriledikçe, tabii bu özel şirket statüsünde olan işte unicornların halka arz edilme değerlemeleri azalıyor. Bu da tabii fonların bu şirketleri portföylerinden çıkarma arzusunu otomatikman düşünmüş oluyor. Şimdi bütün bunlar yaşandı. İşte ikinci çeyrek geride kaldı. Ondan sonra 3 tane bu dünya ile ilgili ana nokta ya daha doğrusu haber akışı benim oldukça dikkatimi çekti. Şimdi iki, şuradan göstereyim size. 14 Temmuz tarihinde Stripe'ın değerlemesinde %28'lik düşüş olması. Stripe nedir? Online bir ödeme altyapısı, ödeme altyapı sistemi. Global bazda işte bu Fed'in aşırı sert pivotu öncesinde en değerli halka arz edilmemiş startuplardan, teknoloji şirketlerinden biriydi.
Burada %28'lik bir değerleme düşüşü yaşandı. Bununla ilgili bir haber aldık New York Times tarafında. İkinci nokta, bu bir fintech şirketi. İkinci nokta, Klarna, yani Avrupa'nın en değerli fintech şirketi, işte şimdi al sonra öde iş modeli üzerinde faaliyetlerini gösteriyor. Bu 11 Temmuz itibariyle 6,7 milyar dolarlık bir değerleme ile 800 milyon dolarlık para aldı. Şimdi 6,7 milyar doları çok ciddi bir büyüklük olarak görebilirsiniz. Ama 6,7 öncesi neydi sorusunu sormamız lazım. Rakam şu arkadaşlar, 45,6 milyar dolar. Yani 45,6 milyar dolardan 6,7 milyar dolara bir erime söz konusu oldu. Şimdi bu iki tane fintech gelişmesine ben teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları da, startuplardaki işten çıkarmaları da eklediğim zaman işte Amerika tarafında 30 bin çalışan ABD teknoloji sektöründe 2022'de işten çıkarılmış durumda. Haber akışlarını topladığımız zaman işte Crunchbase'in çıkardığı habere göre global tarafta 2022 senesinde 401 tane startup işte işten çıkarma haberinde bulundu. Toplamda da 57.500 kişilik bir işten çıkarma söz konusu. Yani hem değerlemelerde, fintech önceliğinde gelip değerlemelerde çok ciddi bir gerileme Temmuz ayında yaşanıyor. Hem de 2022 senesi içinde ciddi olarak bir işten çıkarılma durumu söz konusu. Bu da bana açıkçası artık işte o çok konuşulan private market, işte özel sermaye tarafı diyelim, versus işte public market, işte halka arz edilmiş, halka açık şirketler diyelim. Bu ikisi arasındaki özel sermaye tarafındaki köpüğün, biliyorsunuz her sene finansal jargona yeni kelimeler eklenir. 2022'nin de en azından benim açımdan terimi köpük oldu. Bu köpüğün artık alındığını görüyoruz. Yani dolayısıyla artık daha sağlıklı bir süreçte işler işleyecekmiş gibi. Ya yani bu excess dediğimiz fazlalıklar sistemden alınmış gibi gözüküyor. Son zamanlardaki gelişmelere baktığımızda ve eğer şu 10 yıllık getirilerde, 10 yıllık reel getirilerde düşüşün devamını görürsek startup dünyasına tekrardan bir fon akışı 3. çeyrekte veya 4. çeyrekte artışa geçerek yaşanacaktır diye ben düşünüyorum. Burada hatta geçen hafta Cuma günü Tradeol sayfamızda, yani tabii birebir startup değil bu göstereceklerim, halka arz edilmiş şirketler. Ama fintech tarafında önemli bir fırsat olacağını da düşünüyorum. Çünkü o köpüğün o taraftan alınmış olması işte halka arz edilmiş şirketlerin, halka açık şirketlerin tekrardan bir değerleme artışında, değer çarpanlarının yükselmesinde neden olacak bir gelişme olabilir. İşte bu tarafta da baktığım şirketler Adyen, işte Block, Square, işte Fiserv, PayPal ve Intuit şeklinde. Bu analize de bakabilirsiniz. Şimdi konu başlığına gelelim. Çok uzattım tabii ki her zamanki gibi. Startuplar niye başarısız olur demiştik. Bununla ilgili hemen 12 tane maddeyi sizle paylaşmak istiyorum. Şuradan da büyütelim. Şimdi CB Insights'ın 2021 yılında yaptığı işte ankette startuplar niye başarısız oluyor? Yani başarısızlıktan kasıt burada iflas ediyor, operasyonlarını kapatıyor, işçiler işçi çıkartıyor. Ama genel tanım şirketin iflas etmesi, yani kapanması, o şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu sene de zaten bayağı bir işte aslında şirketten de startup dünyası içinde birçok kötü haber yaşanıldı bu söylediğim nedenlerden ötürü. Ama
Startup dünyasını uyarılar videomuzu izlediyseniz eğer oradaki değişkenleri uygulayanlar bu işi en azından kotarabildi bu kötü süreci. Öyle özetleyeyim size. Şimdi burada 12 tane olması lazım. Sayalım. Evet, 12 tane neden, 12 tane maddede işte startupların başarısız oluşunu anlatıyor. Burada en aşağı sırada, bunu da niye anlatıyorum? Yani startup çalışmak isteyen veya kendi startup'ını kurmak isteyen veya startup dünyasına yatırım yapmak isteyen çok fazla kişi var. İşte Z jenerasyonunun da tabii iş gücüne katılması bunu çok daha fazla destekliyor. Burada bütün o üç parçanın hangi 12 değişken arasında kendi analizlerini yapabilmesine yardımcı olmak adına bu maddeleri paylaşıyorum. En aşağı sırada %5 ile burnout geliyor ya da lacked passion. Bu ne demek? Motivasyonun düşük olması demek. Yani mesela buna en iyi örnek 2022 senesinde bence kripto dünyasından verilebilir. Yani geçtiğimiz sene bu zamanlar işte sabah kripto ile yatıyorduk, akşam kripto ile sabah kripto ile uyanıyorduk, akşam kripto ile yatıyorduk. Herkes çok konuşuyordu ama işte o dünyadaki sert değer kaybı, işte Bitcoin fiyatının geldiği noktalar burada bir motivasyon eksikliğine neden oldu. İnsanlar daha da fazla bunu çok fazla konuşmak istemiyor. Bu tabii takımların içinde de geçerli. Yani kendi bir startup'ınız var, takımınızı oluşturmuşsunuz. Örnek veriyorum, kripto dünyası içinde faaliyet gösteriyorsunuz. Kripto dünyasındaki bu gelişmeler takım içinde motivasyon eksikliğine sebep olabiliyor. Bu bir başarısızlık olma sebebi. Hepsini böyle tek tek anlatmayacağım tabii. Onun bir alt noktasında en düşükten en yükseğe sıralıyorum. Yaptığımız pivot'un kötü olması. Bu pivot ne demek? Bu bir iş modeli pivotu olabilir. Bir ürün pivotu olabilir. Bunun yani özünde pivottan denilen kasıt, örnek veriyorum, siz tüketiciler bazlı bir iş modeli uyguluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık tüketiciler bazlı olmayacağım. Ben artık B2B denilen iş yerleri bazlı bir iş modeliyle devam edeceğim. Bu bir pivottur. İşte ya da işte bahsettiğim gibi ürün bazlı bir pivot olabilir. Ben artık işte Apple iOS bazlı değil de ilk başta Android, Google Android bazlı bir yoldan gideceğim demek. Pivotunuz kötü olmuş olabilir. Yatırımcılarla takım arasında iyi bir bağ olmuyor. Yani bu ciddi, yani çok da felsefik de bir konu bu tabii ki. Ama bir startup takımının yatırımcılarla diyaloğunun gerçekten iyi olması lazım. Ve bu sadece işte o startup'ın kurucusu değil. Yani hani en geniş kapsamda, hani startup'ta çaycı olmaz ama örnek olarak söylüyorum size. Yani çaycısından kurucusuna kadar herkesin yatırımcı dostu oluyor olması lazım. Ve yatırımcıların da bu dostu iyi bir şekilde alabiliyor olması lazım. Kötü bir ürününüz olabilir. Yapacak bir şey yok. Bu bir başarısızlık olma sebebidir. Ürününüzü zamanından geç çıkarmış veya erken çıkarmış olabilirsiniz. Bu bir başarısızlık değişkenidir. %10 buna pay veriliyor. Doğru takımla çalışmıyor olabilirsiniz. Bu, ya yani bu gerçekten çok çok önemli bir taraf. Yani doğru takımı bulmak sadece startup dünyasında değil, genel olarak hem iş hayatı hem sosyal hayatta zaten önemli bir değişkendir. Fiyatlamaları doğru yapamıyor olabilirsiniz. Siz bunları yaptınız, yaptınız, yaptınız ama maalesef regülasyonlar sizi engelliyor veya hukuki taraf engelliyor olabilir. %18'de bu karşınıza çıkıyor. İş modeliniz düşündüğünüz kadar başarılı olmayabilir. Şu kısım bence çok önemli. Rekabet tarafından ezilebilirsiniz. Yani %20'lik pay var burada. Bu sadece hani madalyonun iki yüzünü düşünelim. Rekabet tarafından ezilebilme,
Tabii ki startup'ın kendi rakipleri ile arasında da olabilir. Yatırımcılar dünyasında da olabilir. Mesela bu SoftBank'ın 100 milyar dolarlık vizyon fonu öyle yatırımlar yaptı ki zamanında yani sizin kapınızı çaldığında yatırıma almama gibi bir fırsatınız yok. Sebep o paraya ihtiyacınızın olması veya o kişileri yönetim kurulunuzda görmek istemenizden bağımsız, isteyip istememenizden bağımsız. Çünkü o parayı size vermeyip sizin rakibinize verirse bu ciddi bir problem olur. O da enteresan bir gelişmeydi. Piyasanın size ihtiyacı olmayabilir. Bu %35'lik bir oranı sahip. Buradaki İngilizce terim arkadaşlar product market fit'tir. Yani ürününüzün pazarla match etme durumu. Çok fazla İngilizce konuşuyorum lütfen kusura bakmayın. Bunları Türkçe'ye çevirebilmek en azından benim açımdan kolay olmuyor. Bu işte ürün pazar meçine uyumunu iyi bir şekilde yakalamak lazım. Zaten işte o startup döngüsünde, yatırım döngüsünde işte melek işte daha doğrusu tohum, melek, seri A, işte seri B, seri C vesaire dedik. Hani ürün ve ürünün çıkması ve ondan sonra ürün pazar ilişkisinin oluşması ve o seviyeye gelmesinden sonra çok eksponansiyel bir şekilde aslında fon alma miktarlarında artış olur. Ve en önemlisi parayı bitirmek. Yani parayı doğru harcayamamak veya yeni sermaye artışını işte bu ya. İkide bir raise etti diyorum. Sermaye artışı. Neyse kapanışta en sonunda geldi aklıma. Bugün dediğim gibi çok gerçekten sert bir gün geçiriyorum. Kusura bakmayın. Ya parayı doğru harcayamamak ya da sermaye artışı zamanını doğru ayarlayamak ya da başarısız olmak. Bu oldukça önemli. Hani takım çok önemli dedik. Muhakkak ismi CFO olmasına gerek yok. Ama parayla haşır neşir olan takım arkadaşınızın muhakkak çok iyi olması lazım arkadaşlar. Yani startup dünyası genelde hep teknoloji, teknoloji, teknoloji. İşte şurayı disrupt edelim, şu iş modelini yıkalım, şu pazara girelim diye çok fazla düşünür. Ama muhakkak daha böyle risk averse dediğimiz işte risk alma tarafında daha mantıklı hareket edebilecek bir money man'e günün sonunda bir para yöneten adama ihtiyacınız var. Diğer türlü çok kötü sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Yani bir iki tane startup düşünün. Fed'in yaptığı pivotu anlayabilip daha hızlı bir şekilde işten çıkarmaları yapan bir startup'la Fed'in pivotunu anlayamayıp işte çok daha geç işten çıkarmalar yapan veya daha da farklı bir noktaya gidelim. Çok daha erken bir sermaye artışı yapıp çok daha geç bir sermaye artışı yapan startup arasında çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla bu takım arkadaşınızın da değerini her zaman anlayın. Excel dosyalarının arasında bir hayat geçiriyor ama gerçekten startup'ın uzun süreli değer yaratabilmesinde çok çok önemli bir etken. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videonun da sonuna geldik. Teknoloji ve yatırım temasında da bundan sonra yeni paylaşımlarımız da olacak. Şimdilik dinlediğiniz için teşekkürler diyelim. Esen kalın diyeyim.